Astrofizikçiler sürekli cevap arayışı içindeler ve çoğu zaman esrarengiz ama bir o kadar da olağanüstü gök cisimleriyle dolu evrenin işleyişini anlamaya çalışıyorlar. Eğer parlak yıldızlar uzun zamandır araştırmacıların ve astronomi meraklılarının tek elinde ise, bugün meraklıların zihnini meşgul eden tek şey olmaktan çok uzaklar. Kara delikler, yıkıcı kapasiteleri kadar tuhaflıklarıyla da muhtemelen evrendeki en büyüleyici nesnelerdir. Yakın zamanda keşfedilen bu nesnelerin olası varlığına ilişkin kavramlar, 18. yüzyılın sonlarına kadar uzanmaktadır. O zamanlar Isaac Newton'un evrensel kütle çekimi çerçevesinde yeni bir soru ortaya çıktı. Kütlesi, kaçış hızları ışık hızından daha büyük olacak kadar büyük olan nesneler var mıdır? Başka bir deyişle, görünmez yıldızlar var mıdır? Daha sonra 20. yüzyılın başında Albert Einstein'ın yerçekimi teorisi olarak da bilinen genel görelilik üzerine çalışması, bu matematiksel merakı astrofizikçiler için kesin bir ilgi alanına dönüştürdü. Ancak 60'lı yıllarda X ışınlarıyla birleşen astronomik gözlemler sayesinde kara deliklerin varlığına dair ilk kanıtlar getirilebildi. Sevgili Gezgin, merhaba. Bugün genellikle kozmik canavarlarla karşılaştırılan bu yer çekimi kuyularını keşfedeceğiz. En büyüğünden en sıra dışı olanına kadar kara deliklerle tanışacağız. Ancak yeni bir maceraya çıkmadan önce hiçbir şey kaçırmamak için videoyu beğenmeyi ve kanala abone olmayı unutmayın. Teşekkürler ve iyi yolculuklar. Şimdi yıldızlar arası yolculuğumuza başlayacağız. Emniyet kemerlerinizi iyice bağlamanızı tavsiye ederim. Çünkü hayal bile edilemeyecek mesafeleri çok kısa bir sürede kat edeceğiz. Ancak Güneş sistemimizden ayrılmadan önce güzel gezegenimiz Dünya'dan kopalım ve Mars'a doğru yola çıkalım. Dünyanın yarısı büyüklüğünde olan Mars'ı kırmızı renginden tanımak çok kolay. Mars üzerindeki uçuşumuz sırasında iki kutbunu kaplayan buzulları görebilirsiniz. Kayalık ve ıssız yüzeyini gözlemleyin. Derin geçitlerle noktalı, aynı zamanda bazıları gerçekten etkileyici boyutta olan çok sayıda volkanla çevrilidir. Eğer Güneş'in yaşanabilir bölgesinde evrimleşirse, ne yazık ki kütlesi ve nispeten zayıf boyutu muhtemelen orada yaşamın gelişmesine asla izin vermeyecektir. En azından uzun bir süre için. Mars'ın çevresinde çok fazla oyalanmayalım. Çünkü çevresinde sadece 9400 ve 23500 kilometre uzaklıkta iki uydu yörüngede dönmektedir. Sırasıyla 27 ve 15 kilometre ölçülerinde olan bu uydular küçüktür. Ve özellikle her ikisi de kömür gibi siyah olduklarından bizi şaşırtabilirler. Yörüngemiz bizi kaçınılmaz olarak Mars'ı Jüpiter'den ayıran asteroid kuşağına doğru götürüyor. İç ve dış Güneş sistemi arasındaki sınırı belirleyen, engellerle dolu bu aşılmadık sınırı geçmek zorundayız. Bu bölgede yüz binlerce nesne yörüngede dolanmaktadır. Bunların çoğu küçük, hatta toz halinde önemsiz olsa da yaklaşık 800 bin tanesi birkaç 10 metre ile birkaç yüz kilometre arasında değişen boyutlardadır. En büyükleri planetoid sınıfına aittir. Kabaca küresel olan, kutupları basık ve ekvatoru büyük kanyonunkine benzer geniş kesiklere sahip gibi görünen Vesta'yı tanıyabilirsiniz. Asteroidin yüzeyi de çok sayıda çarpışmanın çok renkli izlerini taşır. Şiddetlerine ve aynı zamanda ilgili nesnenin doğasına bağlı olarak çeşitli kimyasal bileşimler nedeniyle stigmata farklı renkler sergiler. Şimdi yörüngesi eğimli bir asteroid olan Pallas'ı inceleyelim. Nispeten küresel bir şekle sahip ve yüzeyi küçük kraterlerle delik deşiktir. Bu da ona bir golf topu görünümü verir. Aynı zamanda kuşağın yüzeyinde en çok darbe bulunan nesnesidir. Diğer tüm asteroidlerin aksine Pallas'ın kendine özgü bir yörüngesi vardır. Bu nedenle aynı akış içinde evrim geçiren diğer birçok nesnenin arasından geçmesi gerekir.
Sonuç olarak bu asteroit hem sıklık hem de yoğunluk bakımından yoldaşlarından daha önemli çarpışmalara maruz kalır. Çapları 500 kilometreden biraz fazla olan Vesta ve Pallas, bugüne kadar ana kuşağın bilinen en büyük iki asteroididir. Ancak bu ilk sırayı sadece birkaç yıl işgal ettiler. Çünkü 950 kilometrelik Ceres o zamana kadar yıldızdı. Ceres hala ana kuşağın kalbinde, yörüngede dönüyor. Yok olmadı. Ancak 2006'dan beri Uluslararası Astronomi Birliği tarafından küresel şekli nedeniyle cüce gezegenler ailesine entegre edildi. Asteroid kuşağına rağmen yolculuğumuz sorunsuz geçiyor. Çünkü Kirkwood boşluklarından, nesnelerden, neredeyse yoksun bu alanlardan yararlanarak geçişimizi olabildiğince sakin bir şekilde yapabiliyoruz. Bu kayalık bölgeyi terk edelim. İlerleyişimiz bizi Güneş'ten sonra Güneş sistemimizin en büyük ve en ağır gök cismi olan heybetli gaz gezegen Jüpiter'e yaklaştırıyor. Önemli kütlesi ve yerçekimi ona sistemin koruyucusu niteliğini kazandırmaktadır. Gerçekten de bu özellikleri kuyruklu yıldız ve asteroidleri kendisine çekmesini sağlar. Bir kalkan görevi görerek bu nesnelerin Dünya gibi iç gezegenlere çarpmasını önler. Ancak yörüngemizi değiştirmeyelim ve ilerlememize devam edelim. Satürn'e yaklaşıyoruz. Elbette halkaları sayesinde onu uzaktan tanımışsınızdır. Ama biraz daha yakından bakın. Kuzey kutbundaki bu geometrik şekli fark ettiniz mi? Bir mücevherin merkezine yerleştirilmiş değerli bir taş gibi, çapı 32 bin kilometreden fazla olan devasa bir altıgen fırtına bu gezegeni taçlandırıyor. Troposferdeki bulutlar tarafından oluşturulan ve tebeşirle çizilmiş gibi görünen bu şekil, saatte 320 kilometreden fazla hızla esen ve böylece altı yüzünün her birini çizen akımların, jetlerin bir sonucudur. Bu fantastik kasırgayı çok gerilerde bırakalım ve Güneş sisteminin sınırlarına, iki buz devine doğru gidelim. İlk olarak alışılmadık davranışıyla kolayca tanınabilen Uranüs'ü geçiyoruz. Yörünge düzlemine göre yaklaşık 90 derecelik eğimi, Güneş'in etrafında bir top gibi yuvarlandığı izlenimini veriyor. Yolculuğumuz, Güneş sisteminin 8. ve son gezegeni olan Neptün'ün üzerinden geçerek devam ediyor. Masmavi tonlara sahip bu gezegen, berrak bir gökyüzünün huzurundan çok uzak. Saatte 2000 kilometre yaşayabilen süpersonik rüzgarlar tarafından kamçılanıyor. Kıyamet ikliminden muzdarip bu devin yakınında oyalanmayalım ve Güneşimizden 30 ila 55 astronomik birim uzaklıkta bulunan muazzam Kuiper kuşağına dalalım. Bu muazzam bölge birkaç yüz milyon kilometre boyunca uzanır ve yüz binlerce gök cismi içerir. Güneş sistemimizin en büyüklerinden biri olan bu yapının kalbinde birkaç cüce gezegen de yörüngede dolanmaktadır. Bu cisimlerden bazıları yakın zamanda kuşağın çekimine kapılmış olsa da çoğunluğu kaya ve buz parçalarına karşılık gelmektedir. Bunlar muhtemelen gezegenlerin oluşumunun kalıntılarıdır ve az önce geçtiğimiz dört devin etkileşimleri nedeniyle bu uzak bölgeye fırlatılmış olabilirler. Gördüğünüz gibi hiçbir kara delik yolumuzu kesmedi. En azından resmi olarak. Ve bunun iyi bir nedeni var. Bugüne kadar uzayın bu bölgesinde böyle bir yapı tespit edilmedi. Ama tam olarak kara delik nedir? Kara delik, yer çekiminin o kadar güçlü olduğu bir uzay bölgesidir ki, evrendeki en hızlı şey olmasına rağmen hiçbir madde ya da radyasyon, hatta ışık bile kaçamaz. Bu güçlü çekim, maddenin küçük bir alana sıkıştırılmasıyla ortaya çıkar. Yine de bir gök cismi olarak düşünüldüğünde, bir kara delik ne ışık yayabilir ne de ışığı dağıtabilir. Bu nedenle bir kara delik görünmezdir. Görünmez merkezlerindeki tüm ışığı soğurduklarını bildiğinizden,
kara deliklerin varlığının nasıl doğrulanabileceğini merak edebilirsiniz. Eğer doğrudan görünmezlerse, farklı dalga boylarında dolaylı gözlem tekniklerinin kullanılması, varlıklarının tespit edilmesini sağlar. Gerçekten de kütle çekimsel tekilliliği nedeniyle bir kara deliğin merkezi bölgesini henüz tanımlayamıyorsak, yakın çevresindeki fiziksel koşulları ve çevresi üzerindeki etkisini inceleyebiliriz. Bu nedenle sadece 3 parametre tanımlanabilir. Bunlar kütle, elektrik yükü ve açısal momentumdur. Kara delikler görünür olmadıklarından bu parametreler gökbilimcilerin çok yaklaşan nesneler üzerinde yarattıkları etkiyle varlıklarını tespit etmelerini sağlar. Örneğin bir yıldızın yörüngesinin etrafında döndüğü bir kara deliğin varlığından etkilendiği görülebilir. Benzer şekilde bir yıldız ve bir kara delik yakın yörüngelerde olduğunda bilimsel araçlar daha sonra üretilen yüksek enerjili bir ışığı tanımlayabilir. Kara deliğin kütle çekimi yeterince güçlüyse, söz konusu yıldızdan dış gazı çekebilir ve bir yığılma diski oluşturabilir. Bu disk, kara deliğin etrafındaki spiralleri çizerek her yöne X ışınları yayar. Madde böyle bir kozmik deliğin içine düştüğünde başka bir fenomen görülebilir. Bu madde tıpkı yakındaki bir yıldızın gazı gibi aşırı ısınacak ve bilim insanları tarafından da tespit edilebilen güçlü X ışınları yayacaktır. Aklınızda bir soru olduğu kesin. Eğer kara delikler görünmezse onları yine de tanımlayabilir miyiz? Cevap evet. Bir yandan bilim insanları daha önce açıklanan teknikler sayesinde onları inceleyebildiler. Ancak dahası 2019'da bir görüntü tüm dünyayı dolaştı. Event Horizon Teleskobu'nun uluslararası ekibi, 2 yıllık veri işleme ve 10 yıla aşkın bir çalışmanın ardından bir kara deliğin ilk fotoğrafını ortaya çıkardı. Bu fotoğraf, dünyadan 55 milyon ışık yılı uzaklıkta bulunan M87 galaksisinin kalbinde yer alan süper kütleli kara delik M87'nin çok uzun taban çizgisi interferometrisiyle çekildi. Bu devasa nesnenin gölgesine karşılık gelen bir ışık halkasıyla çevrili, siyah bir disk keşfedebiliyoruz. Kütlesi 6,5 milyar güneş kütlesine eşdeğerdir ve olay ufkunun çapı 254 astronomik birim olarak tahmin edilmektedir. Yani Dünya ve Güneş'e olan uzaklığın 254 katı. Şimdi bu garip cismin yapısını ortaya çıkarmak için ona daha yakından bakalım. Bir kara delik, bir dış olay ufku, ikinci bir iç olay ufku ve tekilliğinden oluşur. Olay ufku kara deliğin ağzının etrafındaki sınırı işaret eder. Bir parçacık bu ufuk çizgisine girer girmez tuzağa düşer ve yok olmaya mahkum olur. Mesafe ne olursa olsun bu bölgede kütle çekimi sabittir. Bununla birlikte kara delik tarafından çekilen maddenin olay ufkunda sektiği olur. Daha sonra madde, ışık jetlerinin yağmuru eşliğinde dışarıya doğru yansıtılır. Tekillik, kara deliğin iç bölgesini temsil eder. Burası nesnenin ezici kütlesinin kaldığı yerdir. Tekillik tamamen gizlidir ve kara deliğin kütlesinin uzay zamanda yoğunlaştığı eşsiz noktaya karşılık gelir. Peki böyle bir kozmik fenomen nasıl meydana geldi? Bilim insanları, ilksel kara delikler olarak bilinen bazı kara deliklerin evrenin erken dönemlerindeki büyük patlamadan kısa bir süre sonra ortaya çıktığına inanıyor. Bazı galaksilerde keşfedilen süper kütleli kara delikler de ev sahibi galaksiyle aynı zamanda oluştuklarını düşündürmektedir. Kara deliklerin bir başka kategorisi de büyük bir yıldızın kendi üzerine çökerek bir süpernovaya yol açması sonucu ölmesi olabilir. Eğer bir kara delik sıfır yer kaplıyorsa, çok büyük bir kütleye sahiptir. Bu kütle, bir zamanlar bir yıldıza ait olan kütlenin büyük bir kısmını temsil eder. Elbette, oburlar olarak kara delikler çevrelerindeki maddeyi yuttukça daha da büyük kütleli hale gelirler. Geri dönüşü olmayan bölge, yani olay ufku, kara delikle birlikte giderek büyür.
evrende kara deliklerin varlığı başka bir düşünceye yol açabilir. Yollarına çıkan her şeyi yutuyorlarsa, gerçek bir tehlikeyi temsil edebilirler mi? Ama her şeyden önce onlardan çok var mı? Yoksa oldukça nadir görülen anomaliler mi? Kara delikleri tespit etmek zor olduğundan, içinde bulundukları uzay kadar siyah olduklarından, sayıları hakkında sadece teorik hesaplamalar bir tahmin oluşturabilir. Bazı araştırmacılara göre, yıldızlar arası komşuluğumuzda henüz tespit edilmemiş milyonlarca küçük kara delik olabilir. Bu araştırmacılar, galaksilerin milyarlarca yıl boyunca geçirdiği evrimi modellemeye dayanıyor. Galaksilerin evrimi üzerine yapılan sayısız gözlem ve istatistiklere dayanarak demografik eğilimleri belirleyebildiler. Bazı galaksiler yıldızların gerçek fidanlıkları iken, diğerleri rezervlerini tüketmiş ve artık kayda değer bir şey üretmiyor gibi görünüyor. Bir galaksinin metalikliğini, yani içindeki metal içeriğini de hesaba katarak, benzer şekilde yıldız üretimi için iyi bir aday olup olmadığını belirleyebilirler. Bu yapı taşları sayesinde galaksilerdeki yıldız nüfusunun bir modeli, evrende ortaya çıkan yıldızların sayısını küçük, orta ve büyük yıldız kategorilerine göre ölçmelerini sağladı. Daha sonra bunların evrimini tahmin edebildi. Kara deliklerin evrimi de bilim adamlarının hesaplamalarına dahil edilmiştir. Bazıları bu yutmalardan yararlanarak bir çift sistemi yutabilir. Diğerleri ise ömürlerinin sonunda çevrelerindeki gazı çekmeye devam ederler. İki kara delik arasındaki birleşme de bir başka olasılıktır. Tüm bu parametreler bilim insanlarının kara deliklerin astronomik bir sayımını yapmalarına olanak sağlamıştır. Evrenin her bir megaparsek küpünde ya da 3.26 milyon ışık yılı küpünde 50 milyon güneş kütlesi kadar kara delik olabileceğini buldular. Tek bir kara deliğin güneşimizin kütlesine sahip olduğu düşünülürse, bu aynı uzayda yaklaşık 50 milyon farklı kara deliğe karşılık gelecektir. Başka bir deyişle, kara delikler evrende korkutucu derecede yaygın olabilir. Bu kara deliklerden birine yaklaşmaya hazır mısın? Dünyaya en yakın kara deliğin hangisi olduğunu biliyor musunuz? Tek boynuzlu at. Bu Monoceros takım yıldızında bulunan ve daha yaygın olarak tek boynuz olarak bilinen dünyaya en yakın küçük kara deliğe verilen isimdir. Yakın zamanda 2021'de tespit edildi. Sadece 1500 ışık yılı uzaklıkta. Kozmos ölçeğinde güzel gezegenimizden iki adım ötede yer alıyor. Ancak ışık hızında seyahat edersek ona ulaşmamız 1500 yıldan az sürmez. Güneşimizin 3 katına eşdeğer bir kütleye sahip. Buna karşılık Samanyolu'nun kalbindeki kara delik 4.3 milyon güneş kütlesine sahip. Bir kara delik için gülünç denecek kadar küçük olan boyutundan kaynaklanması mümkün olmayan keşfi, kendisiyle birlikte evrimleşen bir kırmızı dev yıldızın gözlemlenmesiyle yapıldı. Ömrünün sonuna yaklaşmakta olan bu yıldız, ışığında hafif bir bozulmaya ve hızında çok küçük değişimlere neden olan görünmez bir çekim kuvvetine maruz kalmaktadır. Böyle bir yapıyı tespit etmek neredeyse imkansızdır. Çünkü kara delik ne kadar küçükse, komşu yapılar üzerindeki etkisi de o kadar zayıf olur. Bu kara deliği özellikle ilgi çekici kılan şey, böyle kozmik bir nesne için son derece hafif görünmesidir. Gerçekten de bilim insanlarına göre kara delikler, 5 güneş kütlesinden daha az bir kütleye sahip olamaz. Bu da teorilerini sorgularken, nötron yıldızlarının ve kara deliklerin oluşumunu yöneten mekanizmaları nihayet anlamayı ummak için yeni ve büyüleyici perspektifler açıyor. Öte yandan kara delik avcıları dikkatlerini ikili sistemler üzerinde yoğunlaştırmaktadır. Her ne kadar bu nesneler son derece ayrık olsalar da sayıları düşünüldüğünden çok daha fazla olabilir. Unicorn adı verilen bu küçük kara deliğin pek çoğunun ilki olabileceğine inanıyorlar. Ve sadece kendi galaksimizde 100 ila 1000 arasında tespit edilebileceğini tahmin ediyorlar.
Bu sayısız nesne arasında bazıları diğerlerinden daha görünür ve bu nedenle daha kolay tespit edilebilirler. Ancak karanlık ve izole bir kara delik, çok daha uzaktaki bir yıldızı gözlemleyen bilim insanları tarafından yerçekimsel mikro mercekleme tekniği kullanılarak tesadüfen keşfedildi. 2011'de tespit edilen bu nesnenin özelliği, herhangi bir ev sahibi galaksiden uzakta ama özellikle de yakınında bir kiler olmadan, uzayda bir kazazede gibi yıldızlar arası uzayda tek başına sürükleniyor gibi görünmesidir. Bir yetim gibi yay takım yıldızındaki galaktik şişkinlik yönünde, Güneş sistemimizden yaklaşık 5153 ışık yılı uzaktadır. OB110462 olarak adlandırılan bu kara delik, Hubble teleskobu ile incelenmiştir. Kütlesinin Güneş'in 7.1 katı ve hızının yaklaşık 45 km bölü saat olduğu tahmin edilmektedir. Bilim camiası için yaşı 100 milyon yıl olarak tahmin edilen bu izole yıldız kara deliği, uzun bir listenin ilki olabilir. Büyük yıldızların ölümü kara deliklere yer açıyor. Galaksimize dağılmış yüz milyonlarca kara delik olmalı. Kütle çekimsel mikro mercekleme tekniğiyle nihayet mümkün olan gözlemleri, muhtemelen samanyolunu dolduran bu karanlık ve kompakt nesneleri nihayet tespit etmek için yeni fırsatlar sunuyor. Ve kim bilir, belki de yakında bir gün bu görünmez kara deliklerden birinin ilksel bir kara delik olduğu ortaya çıkacak ve bize ünlü büyük patlama dönemi hakkında sırlar verecektir. Yolculuğumuza devam edelim ve X ışını dedektörleri kullanılarak keşfedilen ilk yıldızsal kara deliğe sahip olan Ku takım yıldızına gidelim. Güneş sistemimizden 7237 ışık yılı uzakta olan bu yıldız, ilk kara delik adayıdır. 1965'te tanımlanan yüksek kütleli bir ikili sistemin parçasıdır. Mavi bir süper dev olan yoldaşı, yaklaşık 25 güneş kütlesine sahip değişken bir yıldızdır. Muhtemelen 5 milyon yaşında olan bu yıldız, sadece 120 kilometre çapında olmasına rağmen, Güneş'in yaklaşık 20 katı kütleye sahip olan Cygnus X1 kara deliğinin çekim gücü altında salınmaktadır. Bu iki nesne birbirlerinin yörüngesinde çok hızlı dönerler. Gerçekten de dönme süreleri yalnızca 5,5 gün sürer. Cygnus X1, bugüne kadar incelenen aynı nitelikteki diğer tüm cisimlerden daha hızlı bir dönüşe sahiptir. Hızı ışık hızına yakındır. Dolayısıyla bu yıldızsal kara delik, çekim gücünün etkisiyle yavaş yavaş parçalanmakta olan bir yoldaşının yanında çılgınca bir hızla gelişmekte ve kendisine rağmen kozmik tozunu ona bir yemek olarak sunmaktadır. Yutulan bu madde, bu kara deliği kuasarlar kategorisinde sınıflandıran önemli madde jetlerine neden olur. Peki ama nasıl oluşmuştur? Kara deliğin çevresinde uzun süredir incelenen bir bulut su kalıntısının bulunmaması, bilim insanlarının onun bir süpernova yıldızının basit bir kütle çekimsel çöküşü sonucunda ancak patlama olmaksızın ortaya çıktığını düşünmelerini sağlıyor. Muhtemelen kara deliklerin hepsinin birbirine benzediğini düşünüyorsunuz. Ama yanılıyorsunuz. Genel olarak ortak özelliklere sahip oldukları doğru olsa da, sadece bir kara delik bilim insanlarının nasıl oluştuklarına dair anlayışlarına meydan okuyor. Haydi gidip samanyolumuzun atipik bir kara deliği olan ve dünyadan yaklaşık 10.000 ışık yılı uzaklıkta Serpentier takım yıldızında bulunan MAXI-J1820-072 keşfedelim. Opicus. Bu yıldızlı kara deliğin kütlesi Güneş'in kütlesinin yaklaşık 8 katı. Kütlesi yarım Güneş'e eşdeğer olan bu yakın yoldaşı, beyaz cüceyi yavaş ama emin adımlarla yok etmektedir. Diğer kara deliklerde olduğu gibi, yutulmayan madde jetler şeklinde evrene yayılıyor. Ancak onu görüş alanınızda gördüğünüzde, kuzenleri gibi olmadığını hemen fark edersiniz. Bu kozmik nesne, dönme eksenleri arasındaki yanlış hizalanmayla diğer kara deliklerden ayrılır. Aslında bir yıldızın bir kara deliğin yörüngesinde döndüğü bu türden bir ikili sistem, dışsal pertürbasyonların yokluğunda
birbirleriyle hizalanmış ve özellikle yörünge düzlemine dik dönme eksenleri sunmalıdır. Ancak bu yapıya yakından baktığınızda görebileceğiniz gibi durum böyle değildir. Kara deliğin eğimi ile yörüngesi tamamen farklı eksenlere sahiptir. Kara deliğin dönme ekseni, bu ikili sistemin yörünge düzleminin eksenine göre 40 dereceden fazla eğiktir ve bu da onu kendi türünde benzersiz kılar. Dolayısıyla sıcak maddenin çift jetinin yörüngesi, yörüngesinin dönme eksenine göre güçlü bir şekilde yanlış hizalanmış görünüyor. Araştırmacılara göre bu güçlü hiza bozukluğu, muhtemelen kara deliğin oluşumu sırasında, hatta sistem düzelmeye vakit bulamadan önce şekillenmiştir. Bu kara deliğin kökeninde yer alan bir süpernova, yani bir yıldızın ömrünün sonundaki dev patlaması, muhtemelen inanılmaz şiddetinin etkisi altında bu asimetriye neden olmuş olacaktır. Maxi, 2018 yılında NASA'nın Chandra X ışını gözlem evinde, sayısız patlamalarından birini videoya çekmesiyle de bilim camiasında tanınıyor. Video, patlamalarından birinin hızlandırılmış veya video animasyonuna izin verirken, aynı zamanda karşıt jetler, çifti içindeki kara delik tarafından uzaya atılan sıcak malzemenin hızının incelenmesine de olanak tanıyor. İlk bulgular, Kuzey Kutbu için ışık hızının %60'ı ve Güney Kutbu için ışık hızının %160'ı mertebesinde hızlar kaydetti. Peki ama gerçek neydi? Aslında reddedilen parçacıkların gerçek hızı 863 milyon kilometre saate yakın bir hızı temsil eden ışık hızının yaklaşık %80'idir. İlk bulgular, kara delik jetleri dünya gezegenimizdeki gözlemcilerin yönünü neredeyse paralel olduğunda ortaya çıkan translüminal hızların yanılması nedeniyle kesiliyor. Bu kara delik bunun mükemmel bir örneği. Çünkü Güney Kutbu'ndan yayılan jeti dünyaya yaklaşırken Kuzey Kutbu'ndaki jeti dünyadan uzaklaşmaktadır. Bu iki güçlü ve yoğun jeti görüyor musunuz? Fırlatılan madde miktarı hakkında size bir fikir vermek için astrofizikçiler bunun sadece birkaç saat içinde Empire State binasının kütlesinin yaklaşık 500 milyon katı olduğunu tahmin ediyorlar. Bu inanılmaz miktardaki madde, yıldızlar arası ortama girerken yavaşlamadan önce gerçek şok dalgaları üretir. Ancak bu yapıya fazla yaklaşmayalım. Bir kara deliğin yığılma diskini geçmenin risklerini bilsek de, madde jetlerinin yayılmasını takip eden patlamaları henüz tahmin edemiyoruz. Küçük bir kara delik bile hiç bitmeyen bir çukurdur ve aldıklarını asla geri vermez. Şimdi düşük kütleli kara deliklerin diğer bir deyişle yıldızsal kara deliklerin özelliklerinin neler olduğunu görelim. Samanyolu'nda XTE J1650-500 olarak bilinen ve şimdiye kadar tespit edilen en küçük kara deliği barındırmış olabilecek bir ikili sisteme gitmeyi öneriyorum. Bunu yapmak için Güney Yarımküre'de Akrep Burcu'nu sınırlayan bir takım yıldız olan Ara'ya ulaşmalıyız. 10 bin ışık yılından daha uzakta bulunan bu ikili sistem, 2001 yılında NASA'nın Rossi X ışını zamanlama kâşifi uydusu tarafından tespit edilmiştir. Ve kalbinde kütlesi bu tür bir nesne için özellikle hafif olan yıldızlı bir kara delik var gibi görünüyor. Başlangıçta Güneş'in kütlesinin 3.8 katı olarak tahmin edilen ve çapı sadece 24 kilometre olan bu yapının kütlesi nihayet yukarı doğru revize edildi. Aslında kütlesi 5 ila 10 Güneş kütlesi arasında. Ama tetikte olun, bu yapı yoldaşlarına kıyasla ne kadar küçük olursa olsun sizi kendine çekebilir ve çekim gücü altında kendinizi astrospagettinin içinde bulabilirsiniz. Bir diğer kara delik adayı ise potansiyel olarak en hafif olanı. Güneş sistemimizden 28 bin ışık yılı uzaklıkta Akrep takım yıldızında bulunan yıldız kütleli bir kara delik olan IGR J17091'dir.
Avrupa Uzay Ajansı'nın İntegral uydusu tarafından keşfedilen bu kara delik, Güneş'in 3 ila 10 katı arasında bir kütleye sahiptir. Ve bu da onu küçük bir kozmik canavar haline getirmektedir. Bu kara deliği çevreleyen diskte 32 milyon kilometre bölü saate ya da ışık hızının yaklaşık %3'üne ulaşan müthiş şiddetli rüzgarlar gözlemlenmiştir. Rüzgarları, milyarlarca kat daha ağır olan süper kütleli kara delikler gibi yapılarda ölçülebilenler kadar şiddetlidir. Dahası, IGR, kara deliği çevreleyen gaz diskinden kaynaklanan rüzgarlarının çok beklenmedik bir özelliği olduğu ortaya çıktı. Görünüşe göre kara deliğin yakalandığından çok daha fazla kozmik maddeyi taşıyabiliyorlar. Yani bu rüzgarların kara delik sonsuza kadar üflemeden önce komşu yıldızdan gaz aldığını, sonra da onu kozmoza attığını düşünebilirsiniz. Gerçekte hafif ağırlıkların şampiyonunun keşif gezimizin başında öğrendiğimiz gibi bugüne kadar dünyamıza en yakın kara delik olma özelliğine de sahip olan Unicorn kara deliği olduğu ortaya çıktı. Galaksimizin kalbine doğru yolculuğumuza devam edelim. Gidip Sagittarius A yıldızını keşfedelim. Adından da anlaşılacağı üzere Sagittarius A kara deliği yay takım yıldızında Güneş sisteminden 26.673 ışık yılı uzaklıkta, daha doğrusu Samanyolu'nun kalbinde yer almaktadır. Sagittarius A olarak adlandırılan bu uzay bölgesinin 1930'lardan beri bir kara deliğe ev sahipliği yaptığından şüpheleniliyordu. Ancak 1974 yılında Batı Virginia'daki Green Bank gözlemevinde dünyanın en büyük yönlendirilebilir radyo teleskoplarından birinin yardımıyla gerçekten tanımlandı. Bu kompakt radyo kaynağı o zaman ortaya çıktıysa da gökbilimciler 1980'lerde merkezi kompakt nesnenin muhtemelen boyutu mantıksız görünen bir kara delik olduğunu varsaymaya başladılar. Bu ilgi çekici radyo dalgası kaynağının yakınındaki yıldızları 10 yıl boyunca inceledikten sonra Samanyolu'nun kalbinde gelişen karanlık bir nesnenin etrafında dönüyor gibi göründüklerini keşfettiler. Yıldızların hareketlerinden yola çıkarak Güneş'in 4 milyon katı kütleye sahip bir kara deliğin yıldızlara müdahale ettiğini varsaydılar. Daha sonra çok yakın gruplanmış çok sayıda yıldızın varlığı da dahil olmak üzere diğer varsayımlar bir kenara bırakıldı. Süper kütleli bir kara deliğe dair kanıtlar 2017 yılında çok uluslu bir araştırma projesi olan Event Horizon teleskobu aracılığıyla elde edildi. Ve bu teleskop, yığılma diskinin çepeçevre çözümlenmiş bir görüntüsünü üretti. Bu tür bir nesne için astronomi tarihinde ikinci olan bu görüntü, Sagittarius A'nın 4 milyon güneş kütlesinden daha büyük bir kütleye sahip bir kara delik olduğunu doğrulamaktadır. Bu bulgu, Einstein'ın genel görelilik kuramının öngörüleriyle birebir örtüşmekte ve kara deliklerin fiilen galaksilerin işleyişi hakkında değerli ipuçları sağlamaktadır. Parlak turuncu bir hale içinde boğulan bu karanlık nesneyi ortaya çıkarmanın ne kadar zor olduğunu tahmin edebilirsiniz. Öyle ki onu çevreleyen gazlar tarafından maskeleniyorlar. Bunlar 5 ila 30 ışık yılı arasında uzanır ve zaman zaman ona yutması için biraz enerji sunarak soluk X ışını parlamalarına neden olur. Yığılma diskindeki sıcaklıklar 10 milyon santigrat dereceye kadar ulaşabilir. Sagittarius A'yı düşünmek için bir dakikanızı ayırın. Ve 13.6 milyar yıldan daha yaşlı olan Samanyolu'nun tamamının onun etrafında döndüğünü fark edin. Nispeten ihtiyatlı ve çok aktif olmayan bu süper kütleli kara delik, galaksimizi şekillendiren bu süper kütleli kara delik hala birçok sır saklıyor. Kara deliklerin sessiz kozmik canavarlar olarak kabul edildiği ve sadece yanlarında seyahat eden çok meraklı maddeyi etkilediği doğrudur. Ancak bunlardan birinin olay ufkunun çok ötesinde tehdit edici olduğu ortaya çıktı.
daha fazlasını öğrenmek istiyorsanız, Güneş sistemimizden yaklaşık 28 bin ışık yılı uzaklıkta, Akrep takım yıldızı yakınında bulunan düzenli bir lambda yıldızı ve bir kara delikten oluşan başka bir ikili sisteme yaklaşmalıyız. Sözü daha fazla uzatmadan H1743 322 adlı bu ilgi çekici nesneye geçelim. Sizi daha fazla bekletmeyeceğim. Ve şimdi bu kara deliği benzerlerinden bu kadar farklı kılan şeyin ne olduğunu açıklayacağım. Mermi fırlattığı ortaya çıktı. Bu küçük kara delik tarafından 2009 yılında uzaya 2 adet yüksek enerjili madde topu fırlatıldı. Sanki zor bir sindirim sırasında kutuplarından hacimli geyirikler çıkarıyormuş gibi. Dahası şimdiye kadar yapılan çalışmalar her 8 ayda bir çapı milyonlarca kilometreye ulaşan yığılma diskine çekilen büyük miktarda maddeyi yutarak kısıtlama olmaksızın ziyafet çektiğini göstermiştir. Bu periyodiklik, yarı periyodik salınımlar olarak adlandırılan X ışınlarının döngüsel değişimlerinin ölçülmesiyle kanıtlanmıştır. Işık hızının dörtte birine ya da yaklaşık 270 milyon kilometre bölü saate ulaşan ultra hızlı gaz mermilerine evrene fırlatan bir kara delik çok şaşırtıcı bir olgudur. Ancak bunu daha da ilginç kılan şey, olağan parçacık jetlerine eşlik eden bu radyo lekelerinin, radyo patlamalarının henüz gözlemlenmediği bir zamanda meydana gelmesidir. Bilim insanları bu fenomeni nasıl açıklıyor? Şu an için hiçbirinin bir cevabı yok ve teoriler birbirine karışmış durumda. Ancak kesin olan şey, yığılma diski ve jetlerin fırlatılmasının bu kozmik tuhaflıkla ilgili olduğudur. Ancak bu biraz belirsiz ortamda çok fazla kalmayalım ve daha az patlayıcı bir hedefi tercih edelim. Şimdi yolculuğumuza devam etmemizi öneriyorum. Evrenin başka bir bölgesine, Büyük Ayı takım yıldızına, Bode nebulalarının yakınına ışınlanalım. Aynı anda keşfedilecek kadar yakın iki galaksi. Şimdi bu iki komşu galaksiden birine, bugüne kadar bilinen en nadir kara delik türünü barındırana, Güneşimizden sadece 12 milyon ışık yılı uzaklıkta olan Puro galaksisine ya da Messier 82'ye bir göz atalım. Bu galaksinin çekirdeği, etrafında uzanan iki simetrik, mavimsi spiral kolu vardır. Ve burada en az 197 genç büyük yıldız kümesi gelişmektedir. Bu kümelerin her biri 200 bin güneş kütlesine yakın bir kütleye sahiptir. Ve Samanyolu'nun tamamından 10 kat daha hızlı bir şekilde yıldız üreten bir merkez etrafında yaşamaktadır. Bunun bir kanıtı olarak, diski Samanyolu'ndan 5 kat daha parlak olan Yıldız Patlaması adlı bu muhteşem galaksinin merkezi, bizim galaksimizden yüzlerce kat daha parlaktır. Yıldız oluşumunda çok aktif olan merkez bölgesinin çapı yaklaşık 500 parsek, yani 1630 ışık yılından fazladır. Bu bölgede önemli X ışınlarının tespit edildiği 4 güzel yıldız kümesi vardır. Yakından bakın. Bu yoğun bölgede lejyon gibi görünen bir süpernovaya tanıklık ediyor olabiliriz. Beklendiği gibi bu galaksinin merkezinde süper kütleli bir kara delik yer almaktadır. Bu kara deliğin kütlesinin 30 milyon güneş kütlesi olduğu tahmin ediliyor. Ancak dikkatimizi çeken tek nesne bu değil. Bu bölgede yapılan gözlemlerde Messier 82'nin merkezinden yaklaşık 600 ışık yılı uzaklıkta bulunan bir değişken X ışını emisyon kaynağı da tespit edilmiştir. Böyle bir ortamda başka bir kara delikte ise hangi nesne bilinmeyen radyo dalgaları yayıyor olabilir? Nesnenin kütlesini belirlemek için X ışını sintilasyonunu kullanan bazı bilim insanları için artık hiçbir şüphe kalmadı. Bu gerçekten de ikinci bir kara delik. Ev sahibine atfen M82X1 olarak adlandırılan bu kara deliğin kütlesinin Güneşimizin 400 ila 500 katı arasında olduğu tahmin ediliyor. Görünüşe göre dev bir yıldız, hatta ömrünün sonuna yaklaşmış bir süperdev, etrafında dönerek dış katmanlarındaki gazı serbest bırakıyor. Ve bu gaz daha sonra artan bir parlaklıkla kara delik tarafından yutuluyor. Bu keşif önemli. Çünkü uzun yıllar süren araştırmalardan sonra
orta büyüklükte kara deliklerin varlığını doğrulamaktadır. Çoğu galakside çok daha sık rastlanan, süper kütleli kara deliklerden daha hafif olan orta büyüklükteki kara deliklerin varlığı, gelecekte bunların nasıl çalıştığını anlamamızı sağlayacaktır. Dolayısıyla orta büyüklükteki bir kara delik, tek bir yıldızın çöküşünden kaynaklananlardan daha büyüktür. Ancak Güneş'ten milyonlarca kat daha ağır olan süper kütleli kara deliklerden çok daha küçük kalır. Her ilkede olduğu gibi, her zaman kuralı kanıtlayan bir istisna vardır. Kara delikler de bu kuralın istisnası değildir. Kozmik elektrik süpürgeleri olarak kabul edilen kara delikler, yığılma disklerine tehlikeli bir şekilde yaklaşan, herhangi bir madde veya ışığı sonsuza dek yok etmek için kullanılırlar. Ancak bir kara delik bu kavramı bozmaya geliyor. Pusula takım yıldızında 34 milyon ışık yılından biraz daha uzakta, henüz 2 ila 10 adlı cüce bir galakside bulunan ve aktif olarak büyüyen yaklaşık 1 milyon güneş kütlesindeki süper kütleli bir kara delik bu klişeyi alt üst ediyor. Nasıl mı? Diyelim ki yıldızları parçalayıp damarlarındaki yavaş yavaş yok olmalarına neden olmak yerine onların oluşumuna teşvik. Gerçekten de genç yıldızlar bu galakside olağanüstü bir hızla oluşuyor ve hayranlıkla izleyebileceğiniz mavi renkli yıldızlardan oluşan büyük kümeler meydana getiriyor. Binlerce ışıkla parıldayan bu yıldız, fidanlıklarının merkezinde parlak bir bölgede pembe bulutlar ve koyu toz şeritleriyle çevrili devasa kara deliği ayırt edebiliriz. Ancak bu tuhaf nesneye biraz daha yaklaşalım ve yapısını anlamaya çalışalım. Bu kara deliğin yakın banyolarında sadece 230 ışık yılı mesafede bir yıldız oluşum bölgesi göze çarpıyor. Kara delik bu yıldız kümesine, göbek bağı gibi uzayın bu çok parlak bölgesini beslemeye gelen sürekli bir gaz akışıyla bağlı gibi görünüyor. Bu kara delik uzaya aşırı hızlarda malzeme fırlatmıyor. Ancak hızı sadece yaklaşık 1.6 milyon kilometre bölü saat olan yumuşak bir akış sunuyor. Böylece yakalanan ve sıkıştırılan gazların daha düşük sıcaklıklarda çökelmesine ve giderek daha yoğun kümelerde yeni yıldızlar oluşturmasına olanak tanır. Az önce gördüğünüz gibi kara delikler birçok benzerliğe sahip olsalar da bazıları alışılmadık özellikleriyle diğer kara deliklerden ayrılırlar. Süper dev eliptik galaksi, Messier 87'de bulunan süper kütleli bir kara deliğin durumu da budur. Onunla tanışmak için Başak takım yıldızına, daha doğrusu aralarında en büyüğü olan Messier 87'nin de bulunduğu birçok galaksiyi içeren Başak kümesine gitmeliyiz. Bu galaksi, Güneş sistemimizden yaklaşık 53 milyon ışık yılı uzaklıkta ve 120 bin ışık yılı boyunca uzanıyor. Bu nedenle Samanyolu'ndan biraz daha büyük. Bununla birlikte Samanyolu'na yaklaşık 200 yıldız kümesi eşlik ederken, Messier 87'de inanılmaz bir sayı vardır. Bu galaksi yaklaşık 12 bin küresel yıldız kümesi eşliğinde gelişir. M87 yıldızı birkaç yıldır çok sayıda gözleme konu olan süper kütleli bir kara deliktir. Event Horizon teleskobundan yapılan bir çekim, 2019 yılında onu ölümsüzleştirerek önünü destekledi. Ve gerçekten de tüm süper kütleli kara delikler arasında en yüksek kütlelerden birine sahip kara delik olduğunu doğruladı. Gerçekten de kütlesi Güneş'imizin yaklaşık 6,5 milyar katıdır. Bu kara delik Güneş sistemimizden 55 milyon ışık yılı uzaktadır. Ancak özelliği evrende 5000 ışık yılı boyunca yayılan geniş bir göreli madde jeti yaymasıdır. Kandra X ışını astronomları tarafından yapılan son gözlemler, bu plazma jetinin bazı bölümlerinin daha önce hiç görülmemiş bir hızla hareket ettiğini kaydetti. Bir kara deliğin jetinde böyle bir hız ilk kez gözlemleniyor. Peki ama bu jet neye karşılık gelebilir? Bir kara deliğin önüne çıkan her şeyi yutması gerekmez mi? Aslında durum o kadar basit değil. Kara delik maddeyi galaksinin merkezine çekse de madde tamamen yutulmuyor. Kara deliğe yaklaşan madde
yığılma diskinde dönmeye başlar. Sadece küçük bir miktar kara delik tarafından emilir. Kalan madde, yolu manyetik alan çizgilerine bağlı olan bir jet veya ışın şeklinde uzaya atılır. Düzgün olmaktan uzak olan bu jetler daha ziyade düğüm şeklindedir. Gökbilimciler birkaç yıl boyunca davranışlarını inceleyerek, ışık hızının 6.3 katına varan olağanüstü hızlarda hareket ettiklerini ortaya çıkarabildiler. Evet, doğru duydunuz. Işık hızının 6.3 katı. Peki bu nasıl mümkün olabilir? Hiçbir şey evrensel hız limitinden daha hızlı hareket edemez. Aslında M87 yıldızı fizik kurallarını çiğnemedi. Çünkü ışık hızından daha yüksek bir hızda madde yaymıyor. Bilim insanları bunun aslında süperlüminal hareket adı verilen şaşırtıcı bir olgu olduğunu gösterdiler. Bu hareket, nesneler ışık hızına yakın bir hızda, gözlemcinin görüş hattına benzer bir yönde hareket ettiğinde meydana gelir. Aslında bu kara delikte olan budur. Bununla birlikte, Messier 87 yıldızının jetlerindeki parçacıkların yaşadığı kozmik hıza yakın hız, ışık hızının %99'una ulaşarak kanıtlanmıştır. Güneş'in kütlesinin milyonlarca ila milyarlarca katı büyüklüğündeki kara delikler neredeyse tüm büyük galaksilerin merkezinde bulunur. Tıpkı ev sahipleri gibi onlar da evrimleşmeye ve birbirleriyle birleşmeye amansızca mahkumdurlar. Muhteşem olduğu kadar nadir görülen bu manzaraya tanıklık etmek için şimdi size Hidra takım yıldızında Güneş'imizden 200 milyon ışık yılı uzaklıkta bulunan devasa Seyfert galaksisi ile tanışmanızı öneriyorum. NGC 3393 çok yoğun bir çubuklu sarmal galaksi olup son derece aktif olarak kabul edilmesinin yanı sıra birbirinden sadece 490 ışık yılı uzaklıkta iki süper kütleli kara deliğe ev sahipliği yapma özelliğine sahiptir. Korkunç derecede büyük olan iki kara delikten biri daha da büyük olan muadili tarafından yutulmaktadır. Kütleleri ilki için Güneş kütlesinin en az 1 milyon katı. İkincisi içinse yaklaşık 30 milyon Güneş kütlesidir. İki kuasarın yaydığı parlaklık öylesine büyüktür ki, bilim insanları uzun zamandır iyi düzenlenmiş bu galaksinin merkezinde sadece tek bir kara delik olduğuna inanıyorlardı. NASA'nın Kanra X ışını gözlem evini kullanarak bu iki kozmik canavarı İlk kez yan yana gözlemlediklerinde yaşadıkları şaşkınlığı hayal edin. Bu keşif, galaksiler çarpıştığında aralarında çeşitli füzyon biçimleri olduğunu doğrulamayı mümkün kılıyor. Araştırmacılar, uzun zamandır büyük birleşmeler olarak bilinen galaksiler arasındaki doğrudan çarpışmaların yapılarının anarşik ve kaotik bir şekilde yeniden düzenlenmesiyle dramatik sonuçlara yol açtığına inanırken, şimdi bu tür olayların daha az türbülansla da meydana gelebileceğine dair kanıtlara sahipler. NGC 3393, küçük birleşmelerin gerçekleşebileceğini doğruluyor. Sakin ve sarsılmaz havasının altında, senkronize iki kalbe sahip bu galaktik ampul bunun kanıtı. Eşit olmayan kütlelere sahip iki galaksi arasındaki sinsi bir birleşmenin sonuna tanıklık ediyorsunuz. Büyük olanın sarmal şekli hareketsiz ve düzenli kalıyor. İki kara delikten küçük olanı, ev sahibi galaksileri yaklaşık 1 milyar yıl ya da daha önce birleşmeye başladığında yoldaşından daha az kütleye sahip olmalıydı. Bu iki canavar uyumlu bir şekilde birlikte yaşayıp kendilerine gelen yıldızları aynı anda yutuyor olsalar bile, büyük olanın bir yamyam gibi komşusunu durmaksızın kemirdiği şüphesizdir. Hala çok karmaşık olmasına rağmen yeni teknolojiler artık kara delikler arasında daha da kesin karşılaştırmalar yapılmasını mümkün kılıyor. Bilim insanları uzun süre yıldız ve süper kütleli olmak üzere sadece iki tür kara delik olduğunu düşündüyse de artık bir süreklilik olduğu ve orta büyüklükte kara deliklerin de bulunduğu düşünülmektedir. Bu nedenle sonuncular 100 ila 10 bin Güneş kütlesi arasında bir kütleye sahip olmalıdır.
Varlıkları, süper kütleli kara deliklerin genellikle bulunduğu bazı galaksilerin merkezinden uzakta, çok parlak X ışını kaynakları bulunduğunda tahmin edilmiştir. Bu durum 2006 yılında 3XMM-J2150 adlı bir kaynaktan gelen güçlü bir X ışını parlaması Hubble teleskobu tarafından ve aynı zamanda XMM-Newton ve Kandra uzay teleskopları tarafından yaklaşık 800 bin milyon ışık yılı uzaklıkta Kova takım yıldızında X ışınlarında gözlemlendiğinde gözlemlenmiştir. Bu gözlemler uzak bir merceksi galaksinin eteklerindeki bir yıldız kümesinde bulunan 50 bin güneş kütlesinden daha ağır bir kara deliğin bir yıldızı yok ettiği sonucuna varılmasını sağladı. 2020 yılında Hubble Uzay Teleskobu, aynı bölgede yeni bir X ışını patlamasını ölümsüzleştirme fırsatı buldu. Ve bir kara deliğin aşırı ısınmış gaz ve X ışınları tufanında kısmen parçalandıktan sonra biraz fazla meraklı bir yıldızı gerçekten yuttuğunu doğruladı. Öte yandan, ara kara deliklerin varlığının bu teknolojik maharetle kanıtlanmış olması, bilim insanlarını daha fazla sorgulamaya itiyor. Bir ara kara deliğin kütlesinin, güneş kütlesinin 100 ila 10 bin katı arasında olduğunu bilseler de, böyle bir yapının nasıl oluşabileceğini anlamıyorlar. Hiçbir yıldız böylesine ağır bir kara deliği doğuramaz. Bununla birlikte birkaç hipotez ortaya çıkmaktadır. Bunlardan biri, tek bir kara deliğin eğer sürekli olarak yutabileceği kadar maddeye sahipse, böyle bir ağırlığa ulaşabileceğini öne sürüyor. Bir diğeri ise bunun birleşmiş birkaç kara delik olabileceğini öne sürüyor. Her durumda bu nesnelerin oluşumu yüksek enerji astrofizikçileri için en ilginç muammalardan biri olmaya devam ediyor. Kara delikler, diğer kozmik nesneler gibi ev sahibi galaksinin hızına göre evrende hareket ederler. Bazı galaksilerin benzerlerinden biriyle karşılaşarak ya da hatta birleşerek büyük çalkantılar geçirdiğini biliyorsak, peki ya kara delikler? Bu kozmik devlerden ikisinin yolları biraz fazla yakından kesişirse ne olur? Sonuçta sadece dağların asla karşılaşmadığı söylenmez mi? Güneş sistemimizden yaklaşık 1 milyar ışık yılı uzaklıkta bulunan bir galaksi sayesinde bu sorunun cevabını muhtemelen birkaç yıl içinde öğrenebileceğiz. SDSS J1430-2303 olarak bilinen bu galaksi, toplam kütlesi 200 milyon güneş kütlesine varan ve davranışları çok tuhaf olan bir çift süper kütleli kara delik içeriyor gibi görünüyor. 3 yıldır gözlemlenen galaktik çekirdekteki salınımların giderek kısaldığı, yaklaşık bir yıllık bir periyottan sadece bir aylık bir periyoda indiği tespit edilmiştir. Galaksinin merkezinde tespit edilen bu ışık dalgalanmaları, bilim insanlarının iki kara deliğin bu bölgede omuz omuza sürtündüğünü, ancak daha da önemlisi önümüzdeki 3 yıl içinde yakın bir çarpışma geçirmeleri gerektiğini düşünmelerini sağlıyor. Eğer durum buysa, iki süper kütleli kara delik arasındaki bir çarpışma ilk kez gözlemlenebilecek. Bilim insanları spektrum boyunca büyük bir ışık patlaması görmeyi umuyor ve kara deliklerin nasıl çalıştığı hakkında çok daha fazla şey öğrenmeyi bekliyorlar. Ancak bu iki cehennem sarmalarını geride bırakalım ve bir adım geri gidelim. Erken bir çarpışma, harika bir manzara olsa da ölümcül olabilir. Ya sizi evrenin ilk zamanlarındaki en parlak cisme götürürsem? Galaksimizden 12.8 milyar ışık yılı uzaklıktaki evrenin sınırına ulaşmaya ya da neredeyse ulaşmaya hazır mısınız? Güneş gözlüklerinizi takın, belki onlara ihtiyacınız olabilir. Çünkü ışığı güneşimizin 600 bin milyar katına eşdeğer olan parlak bir kuasara yaklaşmak üzereyiz. J043947 olarak adlandırılan bu eşsiz nesne, evren tarihinin reiyonizasyon dönemi olarak bilinen erken bir bölümünde oluşum halindeki bir galaksinin tam kalbinde parlıyor. Bu dönem evrenin 1 milyar yıldan daha genç olduğu, ilk yıldızların ve galaksilerin
kozmostaki nötr hidrojen bulutlarını tüketmeye başladığı döneme karşılık gelmektedir. Bu enerjik çekirdek, kendisini çevreleyen toz ve gazla doymak bilmez bir şekilde beslenen ve ortaya çıkan ısınma nedeniyle artan, parlaklık üreten süper kütleli bir kara delikle birlikte yaşamaktadır. Çok aktif olan bu kuasarın yıldız oluşumunun hızının yılda 10 bin yıldız olduğu tahmin edilmektedir. Ki bu da yılda sadece bir yıldız üreten Samanyolumuza kıyasla muazzam bir rakamdır. Kara delik sadece galaksiler arası uzayın dağınık gazını emmiyor. Yoğun parlaklığına rağmen böyle bir nesne evrenimizin sınırındaki konumu nedeniyle bilim insanları tarafından asla gözlemlenemeyebilirdi. Aslında keşfi büyük ölçüde kozmozdaki nesnelerin düzeninden kaynaklanmaktadır. Kütle çekimsel merceklenme olarak bilinen fiziksel bir olgu sayesinde yerini tespit edebildik. Einstein'ın genel görelilik teorisine göre güçlü yer çekimi kuvvetleri ışığın yolunu bükebilir. Bizim durumumuzda gözlenen kuasarın ışığı, Dünya ile kuasar arasındaki bulunan ve parlaklığını 50 kat artırmaktan başka bir etkisi olmayan, aynı zamanda etrafındaki uzayı da çarpıtan soluk bir galaksi tarafından çarpıtılır. Bu yerçekimsel mercek, daha sonra optik bir mercek gibi ışığı büker ve kuasarın görüntüsünü böler. Böylece aynı anda 3 farklı yerde görülebilir. Bu büyütme sayesinde gökbilimciler, bu kozmik canavarı çok uzakta olmasına rağmen daha yakından gözlemleyebilmektedir. 2017'de bilim camiası tarafından devasa bir keşif ortaya çıkarıldı. Şili'deki teleskoplardan biri tarafından evrenin en uzak noktalarında, Dünya'dan 13 milyar ışık yılı uzaklıkta süper kütleli bir kara delik tespit edildi. ULAS J13-42-08 olarak adlandırılan bu kara delik, Güneşimizden 800 milyon kat daha büyük bir canavardır. Evrenin derinliklerinde şimdiye kadar tespit edilen en büyük kara deliktir. Peki özelliği nedir? Büyüklüğü, ama özellikle de ilk yıldızlar arasındaki etkileşimlerin başlangıcını tanımlamak için kullanılan, modellerle uyuşmayan 13 milyar yıllık yaşı. Bu kuasar, evren şu anki yaşının ancak %5'indeyken kaydedilen muazzam boyutuyla tüm hız rekorlarını alt üst ediyor. Yaşına göre son derece uzak ve alışılmadık derecede büyük olan bu kuasar, astrofizikçiler için bir sorun teşkil etmektedir. Hiçbir nesne evrenin kendisinden daha yaşlı olamaz. Işık belirli bir hızda hareket eder. Bu nedenle bir nesne ne kadar uzaksa o kadar eski gözlemlenir. Bu da bu kara deliğin 13 milyar yıl önce çok gençken gözlemlendiği anlamına gelir. Evren 13 milyar 700 milyon yaşındayken, ULAS 700 milyon yıldan daha az yaştadır. Kara deliklerin obur oldukları bilinmesine rağmen nispeten yavaş büyürler. Bir kara delik en iyi durumda kütlesini 40 milyon yılda ikiye katlar. Dolayısıyla kütlesini 1000'le çarpmak için 400 milyon yıl, 1 milyon yılla çarpmak içinse 800 milyon yıl gerekir. Ancak ULAS milyon yıldan daha az yaştadır. Bu nedenle tespit edilen kütlesi olan 800 milyon güneş kütlesinden yaklaşık 1 milyon kat daha az kütleli olmalıdır. Asıl soru şu: evrenin erken dönemlerinde bu kadar genç bir nesne nasıl bu kadar büyük olabilir? Ortaya iki teori çıkıyor. Ya kara deliklerin büyüme hızı hafife alınıyor, ya da, ki bu en olası açıklama, büyük bir yıldızın patlamasını takiben genç evrende bugünkünden çok daha büyük kara delikler oluşmuş olabilir. Eğer durum buysa, muhtemelen daha büyük kütleli ve daha uzun yaşayan ilkel yıldızların evrenimizin gençliği sırasında çok daha büyük kara deliklerin doğmasına izin verdiğini hayal edebiliriz. Bu tür bir kuasar, evrenin henüz bilinmeyen aşamalarını ortaya çıkaracaktır. Evrenin en tuhaf kara delikleri arasında en büyüklerini görmezden gelemeyiz. Phoenix A ve TON 618 bugüne kadar tespit edilen en büyük kütleli iki kara deliktir. Ancak Phoenix takım yıldızının güneyinde yaklaşık 8,5 milyar ışık yılı uzaklıkta bulunan devasa Phoenix galaksi kümesinin
merkez galaksisi Phoenix A'dan neler öğrenebileceğimize daha yakından bakalım. Bu galaksi, Samanyolu'ndan 700 kat daha fazla yıldız üretimine sahiptir. Ve her yıl 740 yeni yıldız doğurmaktadır. Şimdiye kadar keşfedilen en aktif galaksidir. Ancak onu özel kılan merkezindeki kara deliktir. Bu kara delik, tespit edilen en büyük kara deliktir. Bu merkezi kara deliğin kütlesinin, Güneşimizin 20 milyar katı olduğu tahmin edilmektedir. Tek başına, tüm Samanyolu'nun kütlesinin yaklaşık %10'unu temsil eder ve olay ufkunun çapı 590 milyar kilometredir. Eğer çevresini takip etmek isteseydik, ışık hızıyla etrafını tamamen dolaşmamız 71 gün sürerdi. Devasa büyüklüğü tek bir yıldızın çöküşüyle açıklanamaz. Ultra kütleli olarak nitelendirilmeyi hak eden bu kara delik, aslında büyük patlamadan kısa bir süre sonra oluşan birkaç süper kütleli kara deliğin çarpışması sonucu oluşmuş olabilir. Ancak çevresinde çok uzun süre kalmayalım. Bu dev, kütlesini her yıl 60 güneş artırarak üstel büyümesini sürdürüyor. Ağır siklet kategorisinde 190 milyar kilometre, yani Güneş'ten 135 bin kat daha büyük olan bir başka hiperparlak kuasar olan TON 618'e de bakabiliriz. Canes Venaciti, av köpekleri olarak da bilinir. Ve Coma Berenices, Berenice'nin saçı olarak tercüme edilir. Takım yıldızlarının sınırında yer alan bu kuasar, Dünya'dan yaklaşık 10 milyar ışık yılı uzaklıktadır. Özelliği ise korkunç, hatta hayal bile edilemeyecek boyutta olmasının yanı sıra, TON 618'in evrendeki en parlak nesnelerden biri olduğu bilinmektedir. Parlaklığının Güneş'in 140 trilyon katı, kütlesinin ise yaklaşık 66 milyar güneş kütlesi olduğu tahmin edilmektedir. Samanyolumuzun toplam 64 milyar güneş kütlesine sahip olduğunu unutmayın. Açıkçası yığılma diski, kalıcı bir kiler görevi gören süper kütleli bir kara deliktir. Üstelik kendisine yakın yörüngede dönen maddelerin 7000 kilometre bölü saate yakın bir hıza sahip olması da çok önemli bir çekim gücü olduğunu gösteriyor. Bilim insanları, evrenin yaşını yaklaşık 13.7 milyar yıl olarak tahmin ediyor. Ancak galaksileri ve özellikle de kara delikleri inceleyebildiklerinden beri bir gizem devam ediyor. Kütlelerin Güneş'in milyonlarca hatta milyarlarca katı olduğu tahmin edilen en büyük kara delikler bu kadar kısa sürede nasıl bu kadar büyük hale geldi? Gökbilimciler süper kütleli kara deliklerin muhtemelen oluştuğu ilk yıldız üreten galaksileri gözlemlemiş olsalar da henüz bu galaksiler arasında kesin bir bağlantı kurma fırsatına sahip olamadılar. En azından kayıp bir halkanın hala kozmik tozla kaplı büyüyen bir kara deliğin keşfine kadar. Bu son keşif, yıldız galaksilerle süper kütleli kara delikler arasında gerçekten de bir ara aşama olduğunu düşünmelerini sağlıyor. Bu teoriyi daha iyi anlamak için uzak evrenin en iyi araştırılan bölgelerinden biri olan Büyük Gözlem Evleri kökenleri derin araştırması kuzeyde, erken bir galaksinin kalbinde yer alan GNZ-7Q olarak bilinen eski bir kara delik olan imrenilen nesneye gidelim. NASA ve Avrupa Uzay Ajansı'nın Hubble Uzay Teleskobu'nun yardımıyla merceklerini 13 milyar ışık yılından daha uzakta hızla büyüyen bir kara delik olma olasılığı yüksek olan bir gök cismine doğrultmayı başaran astronomların şaşkınlığını bir düşünün. Teoriler ya da bilgisayar simülasyonları dışında bilim insanlarının daha önce hiç karşılaşmadığı bu kara delik türü, süper kütleli kara deliklerin yıldız patlaması galaksilerinin tozla kaplı çekirdeklerinden kaynaklandığı ve çevrelerindeki gaz ve tozu dışarı atarak olağanüstü parlak kuasarlar olarak ortaya çıktığı hipotezini destekleyebilir. Son derece nadir görülen bu tozlu galaksiler ve parlak kuasarlar yine de evrenin başlangıcında tespit edilmiştir. Ve GNZ-7Q, geçiş aşamasındaki genç bir kuasarın özelliklerine her noktada karşılık geliyor gibi görünmektedir. Bilim insanlarına evrenin ilk günlerinde süper kütleli kara deliklerin hızlı büyümesini anlama fırsatı sunuyor. Yaşı, büyük patlamadan ancak 750 milyon yıl sonra var olduğu tahmin edilen
bilim insanları tarafından belirleniyor. Dolayısıyla evrende bilinen ilk süper kütleli kara deliğin yakın bir zamanda yeni oluşmuş bir kara delik olması ve yılda 1600 güneş kütlesi hızında yıldız oluşturan bir galakside yer aldığı tahmin edilmektedir. GNZ-7Q, çok zayıf X ışını dalga boyları yayarken UV dalga boylarında parlaklık görünmektedir. Bu da X ışınlarını üreten yığılma diskinin çekirdeğinin yıldız oluşturan galaksinin tozlu çekirdeği tarafından her zaman karartıldığını, yığılma diskinin dış kısmınınsa UV ışığı yaydığını göstermektedir. Galaktik toz kaybolduğunda bu kuasardan yayılacak parlaklığı hayal etmenize izin veriyorum. O zamana kadar görünmez olan bu devin varlığını ortaya çıkaracaktır. Kara delikler tüm sırlarını açıklamaktan hala çok uzaklar ve bizi giderek daha fazla cezbetmeleri sebepsiz değildir. Ne de olsa kimse bir kara deliğin merkezinde ne olduğunu söyleyemez. Bugün söyleyebileceğimiz tek şey, geri dönüşü olmayan noktayı geçen maddenin sonsuz derecede küçük bir noktaya sıkıştırıldığı ve tüm uzay-zaman kavramlarının tamamen çöktüğüdür. Bu tekillik, döngü kuantum çekimi veya gravastarın varlığı gibi çeşitli hipotezler üzerinde çalışılsa da, bilim camiasında henüz bir açıklama bulabilmiş değil. Kuantum kütle çekimi, kara deliklerin büzülerek geri dönebileceğini öngörür. Bu Planck'ın zıplayan yıldızlar teorisidir. Diğer bir deyişle, nötron yıldızından daha yoğun, kompakt bir yıldızla uzay-zaman değişkeninin tersine döneceği ve bir solucan deliği aracılığıyla maddeye bir çıkış kapısı sunan bir beyaz delik arasında geçici bir aşamadır. Adı yerçekimsel vakum yıldızı anlamına gelen bir gravastar, vakumla doldurulmuş ve o kadar sert bir madde kabuğuyla sarılmış bir tür baloncuk olacaktır ki, yanından geçen her şey yıldızın yüzeyine çarpmadan ve sonunda büyük bir enerji emisyonuyla onunla birleşmeden önce yıldızın yerçekimi tarafından emilecektir. Peki ya sen, kara deliğin sadece devasa bir yanal kırıcı olduğunu mu düşünüyorsun? Eğer değilse denemek ister misin? Ama dikkat et, eğer kendini bir kara deliğin içine çekmeyi planlıyorsan, ne olursa olsun yolculuğun tek yönlü bir yolculuk olacaktır. Daha da kötüsü, sonsuza dek iki evren arasında sıkışıp kalabilir, tamamen atomlarınızdan ayrılmış olabilirsiniz. Varsayımsal olarak son derece sert bir kabukla temas ettiğinizde parçalanmayacak ve bir solucan deliğinin kalbine taşınacak kadar şanslı olsanız bile, varış noktanız bilinmezliğini korur. İçerdiği tüm sürprizlerle birlikte olası bir paralel dünyayı keşfetmeye hazır hissediyor musunuz? Ama hepsinden önemlisi, sizin dünyanıza veda etmeye hazır mısınız? Çünkü mevcut uzay zaman, geri dönüşü mümkün olmayan bir yer.